Kahramanmaraş'ta 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda 2452 kişi hakkında işlem yapıldığı, bunlardan 664'ünün ise tutuklandığı bildirildi. Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada 15 Temmuz 2016'dan bugüne kadar FETÖ paralel devlet yapılanması ile irtibat ve irtisakları nedeniyle ilgilendiği Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi ve mülakatları da dahil olmak üzere toplam 2452 kişi hakkında işlem yapıldığı belirtildi. Bu kişilerden 664'ünün tutuklandığı, 1038 kişinin adli kontrol kararıyla, 750 kişinin de Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından ifadelerin alınmasının ardından serbest bırakıldığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına intikal eden FETÖ paralel devlet yapılanması dosyalarındaysa bugüne kadar 1895 kişi hakkında işlem yapıldı. Bunlardan 803 kişi hakkında darbeye teşebbüste bulunmak ve terör örgütü yöneticisiyle üyesi olmak suçlarından Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne kamu davası açıldı. 1092 kişi hakkındaki soruşturmaların 396 dosya üzerinden devam ettiği bilgisine yer verildi. FETÖ paralel devlet yapılanması terör örgütü suçundan Kahramanmaraş E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda 474 kişinin, Elbistan E-Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaysa 190 kişinin tutuklu bulunduğu belirtilen açıklamada şunlara yer verildi. Soruşturmanın yoğunluğu dikkate alınarak 17.04.2017 tarihi itibariyle yine terör suçlarına bakmak üzere Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi kurularak faaliyete geçirilmiştir. Soruşturmalar özellikle kişilerin 17-25 Aralık sonrasında gerçekleşen eylemleri değerlendirilerek tamamen objektif olarak somut deliller çerçevesinde titizlikle yürütülmekte olup aslı astarı olmayan dedikodu niteliğindeki beyanlar ve soyut ihbarlar ile işlem yapılmamaktadır.